ولا عسيرة وإعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تفكر ساعة خير من قيام ليلة Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı izam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimizin hazırun ve dersimizle kardeşlerimizin tüm geçmişlerimize ruh için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Tefekkür saatin hayrun min kıyami leyle. Bir saat tefekkür, fikir yürütmek, Allah'ın hakları konusunda, kusurlarını telafi etmek konusunda, ahirette vereceği hesap konusunda amellerinin tartılması, sevaplarının çok, günahlarının çok geleceği konusunda endişe duyaraktan böyle düşünmesi, sırat köprüsünden geçerken ayağım kayacak mı, kaymayacak mı diye bunları aklından geçirerekten ahirette olacak şeyleri düşünmesi hayrun min kıyam ile ile bunları düşünmek sizin bir gece boyunca ibadet etmekten daha hayırlıdır. Rastgele bir merasim icra eder gibi hiç böyle düşünce, akıl yürütme, kalp, iç huzur, huşu olmaksızın sadece dış merasimleri icra edecek şekilde namaz sabaha kadar kılsa ama düşünerekten bir saat böyle tefekküre dalsa bu daha hayırlıdır. Düşünmeden, kalpten gelen duygularla, düşüncelerle, bilinçle yapılmayan şeyler işte böyle. Yani ötekiler hiç bir şey olmaz anlamına değil. Onlara da tabii kötülük yapmamak bile iyiliktir. Kötülük yapacağına böyle şeklen bile olsa güzel bir şeyler yapmak, ibadet etmek iyi ama bilinçli yapmak, tefekkürlü yapmak bir saati sabaha kadara denk olacak şekilde, ondan hatta daha üstün olacak şekilde bir şeyi var, durumu var. Ondan dolayı tefekkürü hiç ihmal etmemek lazım. Bir kimsenin tefekkürü az olursa kalbi katılaşır. Ahiretteki başına gelecek şeyleri hiç düşünmeden devamlı rastgele hareket eden adamın kalbi katılaşır. Gafleti artar. Evet, gafleti artar. Ondan dolayı tefekkür mutlaka lazım. Bilinç mutlaka lazım. Tefekkürsüz ibadetin harrali hayrı yoktur diyor. Yani hiç yoktur anlamına değil ama tefekkürlü olana göre sanki hiç yoktur gibi diyebiliriz diyor. Evet, onun için Efendimizin de buyurduğu gibi namaz kılarken kalbi de namaz kılmalı, aklı da namaz kılmalı. Bunun eseri olarak da eliyle, koluyla, şununla bununla uğraşmamalı. Kaşınan bir adam görmüş, bunun kalbi huşu duysaydı böyle oynamazdı eliyle buyurmuşlar. Şimdi artık biz kendimizi bu ölçülere göre nasıl namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz, şöyle bir tartmalıyız. Böyle içten gelen bilinçli bir şekilde huşulu, hudulu ibadet etmeye, namaz kılmaya gayret etmeliyiz. Kendimizi ona tefekkürlerle, ahireti düşünerek, ölüm hali, öldükten sonra kabir hali, mahşer hali, mahkeme-i kübra hali, sırat köprüsünden geçme hali, bunlar aklına geldikçe oralara kalbi dünya ilişkilerinden kopar,
oralara doğru yönelir ve böyle bir duygular içinde namaza durursa ve okuduğu Kur'an'ın da anlamını düşünerekten Kabe'nin sanki duvarının dibindeymiş gibi gözünün önünde Kabe olaraktan namaz kılarsa, işte böyle tefekkürlü ibadet bir saati sabaha kadar olan ibadetten daha hayırlıdır, daha hayırlıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet. Şimdi bu tefekkür de tabii bir dış alemdeki Allah'ın yarattıklarını düşünmek var. Kendini düşünmek var. Mahlukatı düşünmek var. Güneşi, ayı, çevresinde olanları düşünmek var. Oradan bunlar ne muazzam şeyler. Hakikaten hayvanlara bakıyorsunuz aynı tip. Bir kuralları var, doğumunun kuralları var, büyümesinin kuralları var. İnsan bile öyle ve hiç şaşmıyor. Bu kalıbı yapan kim, sistemi kuran kim? Bunları düşünerek buradan sani'ay, bunları yaratana intikal etmek. Bu ya Allah'ın yarattıklarını düşünerek. Evet, bu insanı yaradana bağlar. Tabii bu da Allah'a bağlanınca da onun emirlerini yerine getirmeye sebep olur. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini böylece bu yaratılanlardan bularaktan kendini Allah'a bağlar ve Cenab-ı Hakk'a ulaşınca da işte o zaman mertebelerin en muazzamına ulaşmış olur. Evet, ulaşmış olur. İşte bu noktaya ulaşanlar Yunus Emre olur. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri ile birkaç gılman. İsteyene ver ansanı, ver sen anı, beni sana gerek seni, cennet istemem, cehennemden de korkmam diyor. Yalnız senden beni uzak tutma, son noktayı bulmuş. Evet, bu bütün insanların hedefi bu olmalı. Evet, Abdullah ibn Abbas'tan nakledilen bu hadis-i şerif, bir hadis-i şerifte de fikretü saatin hayrun min saati, ibadeti sittine sene. Bir saatlik ibadet 60 yıllık ibadetten, bu şekilde olmayan ibadetten daha ağır şekilde, daha hayırlıdır şeklinde Hazreti Enes'ten de böyle bir hadis nakledilmiş. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tefekkeru, bu konuda birkaç tane hadis var. Tefekkeru, düşünelim, tamam da düşüncesiz hareket etmeyelim. Yaptığımız iş bir şeye dayansın. Akıl süzgecinden geçtikten sonra, değerlendirme yaptıktan sonra, sonuçlarını düşündükten sonra bir fikre dayanarak yapılsın. Ama ne konuda düşünelim? Tefekkeru fi kulli şey. Her şeyi düşünebilirsiniz. Evet, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını, diğer şeyleri, şunları, bunları hep düşünebilirsiniz ama buradan yaradanı bulmak suretiyle, bunlar da iyidir ama burada düşünmek serbesttir. Böyle tefekkeru fi zatillahi. İyi, bunları yaratmış olan Allah nasıldır? Allah nicedir? Şekli şemali nedir? Nerede oturuyor gibi konulara girmeyin. Allah'ın zatı konusunda düşünmeyin. Evet, neden? Fe inne beyne sema'i sabi'a ve kürsiyi seb'atü alaf. Cenab-ı Hakk'ın sema ile, yedinci sema ile Allah'ın kürsisi, arşı arasında seb'atü alaf, 7000 perde vardır. Ve fevka zalik. Cenab-ı Hak bundan da ötededir. Bunların da dışındadır. Manevi üstünde tabii bu. Yoksa Allah mekandan münezzeh. Bunların da ötesindedir. Evet. Bir melek vardır ki hamali arş. İsrafil derler ona. Arşın şeylerinden, köşelerinden birisinde bulunur. Diyor ki ayakları yerde, şeyde, başı semada, 7 kat semada. Öyle bir melek arşı göğüsler, tutar. Vel halikul azam minel mahluk. Evet. Cenab-ı Hak yaradan, yaratılanlardan daha muazzamdır. Onlarla kıyas edilemez. Evet, sen düşün, yaratıklardan Allah'ın zatını bulmaya, ona ulaşmaya çalış ama Allah'ın zatı hakkında şekil ne, nerede oturuyor gibi şeylere dalma. Bunlar çok hassas konulardır.
buraları ölmek için taban lazım, taban bilgiler lazım. Şimdi onlar hakkında gene hadisler gelecek, onlarla beraber söyleyeceğiz inşallah. Evet, her şeyde adaletten şaşmamak lazım, aşırı gitmemek lazım. Derinleşmek isteyen kabiliyetine göre, bilgisine göre adım atması lazım. Böyle hazırlıklı olmadan, taban bir veriler olmadan gitmek tehlikelidir. Dalmayın, daldırmayın kendinizi oralara. Şimdi mesela kader konusu İslam'da çözülmeyen, neden ve niçin açıklanmayan hiçbir konu yok. Sorulmayan hiçbir konu yok. Ama soruların seviyesi var. Herkes kendi kapasitesine göre sahalarda akıl yürütecek. Şimdi bilgileri olmayan, köklü bilgileri olmayan, bu konudaki temel prensipleri bilmeyen bir adam kader konusuna giremez. Girdiği takdirde saçmalar. Bazen küfre bile düşebilir. Seviyesi, ilkokulda sorulan sorular var, ortaokulda sorulan sorular var, lisede sorulan sorular var. Üniversitede, doktora imtihanında, doçentlik imtihanında sorulan sorular var. Nasıl böyle dünyada böyle kademe kademe aynı sahada bile olsa sorunun şekli mahiyeti değişiyor ya. Dini konularda da sorulmayacak soru yok. Karşılığı olmayan soru yok ama herkesin kapasitesine göre sahasına girmesi lazım. Kendi ayarında olan şeylerle meşgul olması lazım. Kendisi bu şeyde değilse söyleyecek zaten. Bilene sorması lazım. Bilene. Sahabiler peygambere tabi oldular. Sahabeden sonra gelenler sahabilere, ondan sonra gelenler tabiuna tabi oldular. Ve şimdi de bizler işte İmam-ı Azam'a tabiyiz. İmam Maturidi'ye itikat konusunda İmam Eş'ari'ye tabiyiz. Ameli, pratik ibadetlerde, o konularda neden ve niçinlerde Ebu Hanife'ye, Hanefiler, Şafi'ler İmam Şafi'ye, Malikiler İmam Malik'e, Hanbeliler İmam Ahmed İbni Hanbel'e soracaklar. Kendileri karar veremezler. Herkes kapasitesine kadar olan yerlerde at oynatmalıdır. Tefekkeru fi alaillah. Efendimiz söylüyor ki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini düşünün. Size olan nimetlerini düşünün. Evet, düşünün. Ve la tefekkeru fillahi, ama Allah hakkında düşünmeyin. Allah'ın şekli ne, mekanı ne, biçimi ne, gözü ne, bunlara girmeyin. Bunlara giymin ha. Olmaz. Bunlar yanlış. Buradan aklınızı oynatabilirsiniz. Nitekim bu konuda birçok aşırı giden şeyler var. İşte İslam aleminde de Hristiyanlara girmiyoruz. Onlar zaten aşırılıklardan dolayı Hazreti İsa'ya Allah diyen oldu. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyen oldu. Ve sapıttılar, gittiler. İslam'da da böyle sapıtanlar var. Müşebbihe deniyor bunlara. Cenab-ı Hakk'ı bir şeye benzetiyor. Zaten puta tapan adam da bir dindar. O da bir yaradanı kabul ediyor ama yaratanı bir taşa benzetiyor, bir ağaca benzetiyor, bir şeye, mahluka benzetiyor, ona tapıyor. Evet, bugün Hindistan'da da ineğe tapanlar var, kurbağaya, yılana tapanlar var. Aynı, böyle yanlış yola girersiniz. Evet, yanlış yola girersiniz, bilene soracaksınız. O bilen Allah. Onu nereden bileceğiz? Kur'an. Kur'an'ı anlayan kim? Muhammed Mustafa. Ona soracağız. Ona hareketlerimizi, görüşlerimizi, onun sözlerine, davranışı uyduracağız. Onu bilenler, onun dizinin dimen ayrılmayan sahabiye soracağız. Şimdi o devir yok. Ebu Hanife'ye soracağız. İmam Şafii'ye soracağız. Evet, Allah'ın yaratıkları hakkında konuşacağız. Ama bu konularda da temel bilgilerimiz yoksa bilene soracağız. Kendimiz işkembeden atmayacağız. Tefekkeru fi halqillahi, Allah'ın yarattıkları konusunda düşünün. Düşünün. Evet. Düşünün. Semalar, yıldızlar, bunların devirleri, dönmeleri, şunları, doğuşları, batışları, yeryüzünde olan dağlar, ovalar, madenler, nehirler, denizler, bitkiler. Evet. Evet, ne kadar güzel söylemiş bu bilen adamlar. Hiç inceledin mi? Taneyi at toprağa, çıkarken tek çıkar.
Her giyahi ezzemin rüyet vahdehu la şerike leh guyet. Mevlana Hazretleri öyle söylüyor. Bak inceleyin, bakın tohum atın. Çıkarken tek uçlu çıkar. Sonradan dal budak salar. Yere atılan tane bile çıkarken Allah bir diyor. Bunu görmüş o. Oradan ona intikal etmiş. Ama sen basıp geçiyorsun. Her şeyde böyle işte. Kafan çalışıyorsa, kabiliyetin varsa dışarıya alemlere bakarsın. Bu düzeni kuran kim? Oradan Yaradan'a ulaşırsın. Ondan sonra ona boyun edersin. Yalnız bu konuda da onun şekli şemali falan gibi konulara derinleşme. Bu konuda da işte bilgin yoksa bir bilene sor. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir. Ves'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz yerde kafadan atmayın. Bir bilene sorun. Haddinizi bilin. Yoksa güzel başlarsınız, yolda batırırsınız ortalığı, iflas edersiniz, kaybedersiniz. Evet. Onun için böyle tefekkürü fillahi fetühlikü. Allah'ın zatı kendisi hakkında konuşmaya kalkarsanız helak olursunuz. Helak olursunuz. Ebu Zerri Gıfari'den tefekkürü fil halgı. Evet, yaratıklar hakkında düşününüz. Şu dünyanın, feleğin düşünüşü, semanın direği yok, bir şey yok. Ne kadar ağır. Neden insanın üstüne yıkılmıyor? Bir gayri ama direksiz duruyor. Denizler, Allah Allah, bir saniye durmuyor, böyle oynayıp duruyor. Bunları düşününüz. Nehirleri düşününüz. Bunları kim yarattı? Ölçülü, biçili. Evet, kim yarattı? Bunlardan Yaradan'a ulaşınız. Evet, etrafa bu ibret nazarıyla, semalara bakaraktan hep Yaradan'ı bulacak şekilde düşüncelerle devamlı gözlem yapınız. Vela tefekkeru fil halik, ama bunu yaradanlar hakkında, bunun şekli nasıldır filan gibi şeylere girmeyiz. Fe indeküm la takdiruna kadrehu, siz sonradan yaratılmışsınız. Bir şekliniz, şemaliniz var, bir zamanınız, mekanınız var. Siz onu takdir edemezsiniz. Sizin ölçülerinize sığmaz. Evet, bunu da bilesiniz. Evet, bunu da bilesiniz. Yaradan'ı bulmak için çevreye bakınız ama haddinizde bilesiniz. Evet, onun için bir bilene sorasınız. Bu konuda bilgiler edinesiniz. Evet, işte bizim de buradan İslam'da da bak, düşünmek iyi. Düşünmek iyi de herkesin kapasitesi var, tahsili var, bilgisi var, zeka ölçüleri var. Herkes zeki olsaydı herkes kavga ederdi. Kimisi üstün, kimisi az. Böylece biri müdür, biri amir, biri işçi, biri işveren, bir düzen kurmuş Allah. Bir düzen kurmuş. Muazzam, muhteşem bir düzen. Şimdi işveren kızıyor işçisine. Dangalak diyor, kafası çalışmıyor diyor. Ulan kafası çalışsa zaten sana işçi olmaz ki o. Sen şükret. O hep böyle seni kafa tutacak şekilde kafası çalışsa sana gelip işçi olmaz ki. İşçi nerede bulacaksın? Kimi çalıştıracaksın? Allah'ın düzeni böyle muazzam bir. Böyle diyor Kur'an-ı Kerim'de yani. Kiminizi işveren yaptık, kimimizi işçi yaptık, kimimizi amir, kimimizi memur yaptık. Allah'ın bir düzeni var. Bunları düşünürken işte bir takım temel bilgilere sahip olmanız lazım. Allah var. Vücut, kıdem, baka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Allah'ı biz zatını düşünmeyeceğiz. Allah'ı biz sıfatlarıyla biliriz. Allah vardır, diridir. Evet, başlangıcı yok. Evet, kıdem, baka, sonu da yok. Ben şu kadar sene evvel bir ana ile babanın birleşmesinden doğmuşum. Bir süre sonra da herkes gibi hep öleceğiz. Bir böyle bir sistemim var benim. Ama Allah doğmadı, lem yelit ve lem yület, doğrulmadı. Başlangıcı yok, sonu yok. Baka, evet, sonu yok. Son bulmayacak. Ha biz böyle sıfatlarla ve bir, Allah bir. Evet, nasıl bir? Ben de birim. İkinci bir Cevat Hoca yok. Hayır efendim. Senin benzerin var. Allah'ın benzeri yok. Dengi yok. O kapasitede, o kudrette ikinci bir yaradan yok anlamına bir. Yoksa ikinin yarısı bir anlamına değil.
eşi benzeri yok anlamına, kudrette kuvvette onun ayarında bir varlık yok anlamına bir. Ve olan şeylerin hepsi muhalefetün lil havadis. Şu baktığın şeylerin Allah onlar değil. Çünkü biz sonradan olduğumuz için sonradan olanları düşünebiliriz, hayal kurabiliriz. Ondan dolayı İmam-ı Azam diyor ki küllü mâ hatara bibâlike vallâhu gayru zâlik. Sen tabii bu baktıklarından gece rüya görürsün. Ondan rüyana girerler. Aklına buradan Allah budur deme sakın ha. Evet. Bunları söylüyoruz. Fransa'da Paris'teyiz. Bir çocuk geldi bana. Babası büyükelçi, anası bilmem ne, tahsilli falan filan. Dünyayı dolaşmış. Ben diyor her gece Allah'ı görüyorum diyor. Güldüm ben. Sinir oldu. Dedim Musa Aleyhisselam da Allah'ı görmek istemiş dedim. Allah'ın seçtiği bir peygamber, Ülül Azm peygamber. Allah ona şeriat vermiş, Tevrat'ı vermiş. Erini enzur ile gösterken göreceğim demiş. Cenab-ı Hak ona diyor ki len tarani, beni asla göremeyeceksin ya Musa. Musa Aleyhisselam bile görememiş lan dedim. Sen kimsin Allah'ı görecek? Evliyaullah'tan birini görüyor. O sayede Müslüman olmuş zaten. Onu söylese ben söyleyeceğim kim olduğunu. Belki Mevlana'yı görüyor. Belki bir başka evliyayı görüyor. O sayede Müslümanlığı seçmiş ama ben her gece diyor Allah'ı görüyorum diyor. Ya Allah şekle sığmaz. Senin gibi böyle adamların kafasına girecek kadar küçük değil o. Neyse yani ondan sinirleniyor. Ben görüyorum diyor. Ya görmüyorsun, göremezsin. Peygamber göremeyince sen görebilir misin? İşte böyle temel bilgi olmazsa duyguların seni yanıltabilir. Bir güzellik görürsün. Ben cennete girdim. Yok ya dur daha cennete giren yok. Öyle demeye ben cenneti gözümle gördüm. Diyenler de var. Evet. İşte böyle temel bilgiler olmadan kendi kendinize harekete geçerseniz yanlış şeyler söylersiniz, yanlış yollara girersiniz. Onun için bir bilginiz olacak. Bilmiyorsanız bileni dinleyeceksiniz. Bileni dinleyeceksiniz. Allah'ı düşünme güzel ama bu kapasiteye göre, bilgiye göre. Bunun için Kur'an'ın manasını okuyacaksınız. Ondan sonra tefsir ilmi var bir. Sen okuyamazsın, bilemezsin. Evet. Anayasa Türkçe. Hadi buyurun okuyun, anlayın bakalım. Profesörler bile anlayamıyor, birbirlerini yiyorlar. Sen yanlış anladın, sen doğru anladın. Bu basit bir şey mi bu? Kapasite lazım, ona göre ilim lazım. Kur'an'ı senin bilmen için ona göre kapasite lazım, ilim lazım. Tefsir ilmini bilmen lazım. Bilenler de konuşmuyor zaten. Bu sözle anlatılmaz diyorlar. Duyulur, zevkle bilinir diyorlar, susuyorlar. Evet, bu konularda arz ettiğim gibi derinleşmeye gitme, gücünü, kendin kapasitene göre, bilgine göre, ayarına göre durmasını bil. Aksi halde böyle birisine danış. Kendi kendine hareket etme. Hadislerin şeysi bu. Evet, çevreye bakacağız, Yaradan'ı oradan, Yaradan'ı bulacağız aklımızla. Ama daha ilerisine gitmeyeceğiz. Böyle kendi ayarımızda tefekküre devam edeceğiz. Fakat kapasitemizin dışına çıkmayacağız. Bu konuda bir bilene soracağız. Evet, hadisler öyle diyor. Evet, şimdi Cenab-ı Hak bizi çok mükemmel yaratmış. Halakla insanı fi ahsenin takvim, en güzel biçimde bütün hayvan, biz de canlıyız, hayvan canlı demek, her canlıya bakıyoruz en güzel insan ve de bütün yaratıklar onun emrine müşahar kılmış, akıl vermiş, irade vermiş insan. Böyle bir de insana Allah ruh tarafı var, nefis tarafı var içerisinde, öyle bir şey, aklı var, aklı selim, doğruyu söylüyor. Ama bir de duygularımız var. Duyguları da aklımızı örterse sapıtıp gidiyorlar. Ebu Cehil deli değildi. Ebu Leheb deli değildi. Dahi insanlardı. Ama kibirleri, hasetleri, gururları akıllarını çalıştırmadı, örttü. Sapıttılar, gittiler. Evet işte bunlardan devamlı bilgi edinerek bir Yaradan'a bağlanacaksınız. Muhammed, onun elçisi Muhammed Mustafa'ya bağlanacaksınız. İnsanın hepsinde de Allah öyle yaratmış. Yanlış şeyleri insana
haber veren bir nefsimiz var. Öyle diyor Peygamberimiz. Tüftike nefsüke. Bir iş yaparsınız. Altı tarafı da çok ilginç. Tüftike nefsüke da ala sadrike fe innehu yeskun lil helal ve yastarbu lil haram. Da ma yeribuke ila ma la yeribuke. İnsanın içinde böyle insanları doğruya sevk eden kuvvet var. Buna biz ruh tarafı diyoruz. Aklı selim tarafı diyoruz. Ha, bir iş yaptığınız zaman herkeste bu var. Evet, duygular bunu örttüğü zaman bunun sesi duyulmuyor. Oradan sapıtıp gidiyor insanlar. Bu aklı selim, duygulardan arınmış akıl olsa yanlış iş yapan kalmayacak. Ama bu imtihanın kaybediyor çoğu. Duygularının eseri oluyor. Bu aklı selimi olmadığı için de yanlış şeyler yapıyor. Gene de içinde Allah öyle yaratmış. Yanlış içinde olduğu için rahatsızlık duyar o. Evet. Bütün dinsizler böyledir. Allah insanı Allah'a inanacak şekilde yaratmış. O kabiliyetlerle yaratmış. Fakat Allah yok diyor. Bir de durmadan insanlar diyor, saçma diyor, bu kiliseye ne gidiyorsunuz diyor. Din afyondur diyor. Böyle bir şey yok diyor. Çok adam var eskiden beri. Ama dikkat edin bunlar şuna benzetiyor. Alimler diyorlar ki abur cubur yediğiniz zaman mideniz bozulur. Başlar mideniz çırpınmaya, ekşimeye, rahatsız eder sizi. Parmak bırakırsınız, kusarsınız. Oh, dünya varmış diye rahatlarsınız o içeride sizi rahatsız eden şeyleri. Bu dinsizler de işte Nietzsche öyle, Auguste Comte olan, Marx öyle, din afyondur, öyle bir şey yoktur diyen adamlar, inceliyoruz hayatlarını da, orada da kendileri de itiraf ediyorlar. Mesela Auguste Comte, gözle görmediğim şeye ben inanmam. Ne ahiretiymiş, ne Allah'ıymış. Laboratuvarda tartacağım, onu ben inanırım diyor. Ondan sonrası yalan diyor. Diyor ama içinden bir ses atıyorsun lan diyor. Yanlış söylüyorsun. O ona karşı direniyor. Tımarhaneye düşmüş. Tedavi etmişler, uyuşturmuşlar. Yine başlamış. Böyle bir şey yok, saçmadır falan dinmin diye. Yine tımarhaneye düşmüş. Yine tedavi etmişler. Din yoktur, saçma şeylerdir. Ahiret mahiret diye bir şey yoktur. Pozitivizm diyorlar işte, görülen şeye inanacaksın, görünmeyen yoktur diyeceksin. Pozitivizm dedikleri bu. Üçüncü defa yine gitmiş, hanım demiş, dine inandım. Ama demiş, kendim inandım, kendim bir din icat ettim, insanlık dini diye. Bir dine inanmazsam demiş, bu durmadan tımarhane geleceğiz demiş. Üçüncü defa geldim. Evet, insanın yaratılışında bir şey var, bir ses. Yanlış yaptın diyor, o huzursuzluktan dolayı keçileri kaçırıyor. Evet, Nietzsche de mesela, Fransız filozofu Nietzsche, düşünmekten bile şüphe ediyorum diyor. Şüphe ederken de işte böyle durmadan insanları bozuyor, durmadan böyle yazılar yazıyor. Aynı midesi karıştığı zaman kusunca rahatlayan adam gibi. Bunları yazdıkça azıcık rahatlıyor. İçindekini dışarı döktüğü için, kustuğu için içindeki pislikleri azıcık rahatlıyor. Onun için durmadan dine hücum ediyor, inanca hücum ediyor. Görün, ruh diye bir şey yoktur. Din diye, ahiret diye bir şey yoktur. Marx da öyle. İnsanlar birbirine katmışlar hep. Öldürttürmüşler, yakmışlar, yıkmışlar. Ama Auguste Comte çok ilginç. Sonunda demiş, bir dine inanmak mecburiyetini kaldığımı anladım. Yoksa bu tımarhanede gelmekten kurtulamayacağız hanım demiş. Ben insanlık diniye bir dinim var demiş. Ona inandım. Kimse inanmamış tabii. Din insanların icat ettiği bir şey değil ki. Allah'ın dini. Hanımı da hatırlı için, hanım olduğu hatır için ona inanmamış. Evet, insanda, her insanda Allah'ın yarattığı böyle. Yanlış şeyler yaptığı zaman bir tırmalayan içeride bir şey var. Onu diyor Peygamberimiz. Senin kendin, nefsin sana fetva verir. Göğsüne elini koy. Peynnev yeskunu lil helal ve yastarbu lil haram.
helal dediği Allah'ın yapın, edin, yiyin, için serbest bıraktığı şeyler. Böyle şeyleri yaptın mı o yaratılışa uygun olduğundan o rahatlar. Bir rahatlık duyar. Ama yasmayın, haram diye bu demek. Yapmayın, yemeyin, içmeyin, yazmayın, yapmayın falan. Ha işte bunları yaptığınız zaman içinizde bir rahatsızlık duyarsınız. Yaratılıştan gelen her insanda bu vardır. Vardır. Onun için da ma yeribuke ile ma la yeribuke, sana şüphe veren, senin içini tırmalayan, rahatsız eden şeyi tırmalamayan şeye ulaşıncaya kadar yapma, bırak. Evet. Arkası da çok enteresan. Velev eftakil müftün, anlatmışım. Müftüde fetva vermek, veren adam senin sözüne göre fetva verir. Bana da çok sorular soruyorlar. Sonra da Cevat Hoca böyle söyledi. Kardeşim senin söylediğine göre böyle cevap. Ama beni yanıltan sensin. Ben avukatlık da yaptım. Geliyor adam, kendi haklı gösterecek şekilde uyduruyor bir şeyler. Baktım bir iki kere, ha, söylediklerinden farklı iş. Ana diyorum ondan sonra. Söylüyor, başlıyorum yazmaya. Yazdıktan sonra tamam mı? Tamam. Okuyorum, tamam mı? At imzanı şuraya. Çünkü bir bakıyorum anlattığı gibi, yani sen kendi kafasına göre bir şeyler kurmuş. Ben öyle diye alıyorum, davaya gidiyorum. Tersine iş öyle değil. Ha, yazıyorum, imza atıyorum. Bak böyle çıkmazsa davanı bırakırım. Paranı da vermem arkadaş. Böyle çıkarsa tamam. Evet, şimdi insanları böyle kendi kafasına göre kendini haklı çıkarıyor. İşte müftüye anlatıyorsun. Müftü de sana tamam böyleyse şöyle diyor cevap. Halbuki öyle değil. Sen kendi kafana göre onu süslemişsin. Adam söyleyene göre fetva veriyor. Müftüle fetva verirse de içine danış diyor peygamber. İçinden tırmalıyor, içinde bir rahatsızlık var. Ha. Allah'ın yaratılışından gelen bir şey vardır. Herkes de için kabul etmez. Müftü fetva verse de için der, onu bırak diyor. Çok vardır böyle. Ya böyle attım ama hakikaten de iş böyle dersin yani. Ama her zaman diyemezsin bunu. Duygularına mağlup olursun. Herkese anlatırsın. İçine danış. İçin ıstırap duyuyorsa, tırmalıyorsa, rahatsız ediyorsa müftü fetva verse bile onu yapma diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her insanla tabii duygusallıktan kurtulduğu zaman olur bu iş. Duygusallıkken duymazsın zaten. Haset içinde kıvranan adam başka şey düşünemez ki. Veya aşık olan adam gözü görmez, kulağı duymaz. Gözü kör, kulağı sağır eder aşk. Öyledir, doğrudur. Aynı bunun gibi kibir de böyledir, haset de böyledir. Duygular insanın bu içinden gelen seslerin sesini keserler. Sen bunlardan kurtuldun mu içinden olmadı der bir şey. Ona diyor kulak ver diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Efendimiz bize bunu söylüyor. İnnel mu'mine evet yetruku yezaru es-sagira muhalefete en yakafil kebir. Mümin şüphe duydu, rahatsızlık duydu. Ufak bir şey. Onu bırakır. Ne için? Ufak şeyi bırakmazsam büyüğüne geçerim, büyüğünü işlerim diye korkusundan o küçük yanlışı da bırakır. Ya bunu önemsiz demez. Çünkü önemsiz demeye başlar, sonra büyüğüne gider. Öyle diyor, mümin budur diyor. Küçük şeyler büyüğüne geçerim diye küçük şeyle, yanlış şeyleri bile küçük de olsa bırakır diyor. Mümin böyle olur. Hep kendini dinler. Tirmizi, Osman bin Ata Hazretlerinden. Tefterku ümmeti, işte bu söylediğimiz meselelerden dolayı insanlar düşünüyor. Kendine göre şeyle Aristo yazmış, Eflatun yazmış, Sokrat yazmış. Belki bunlar peygamber olabilir. Eflatun'da inanç var. Sokrat'ta da var. Ama o zaman putperest insanları onların sözlerini allayıp pullayıp bize aktarmışlar. Şimdi ondan aktarılanlara göre bir mütalaa seyrediyoruz. Çünkü Allah diyor biz hiçbir ve mâ künnâ muazzibine hatta neb'ase rasûle. Biz peygamber elçi göndermeden, doğruyu söyleyecek bir seçilmiş adamımızı göndermeden hiçbir insana azap etmeyiz. Dünyanın her tarafına bir peygamber gitti.
Ama duyanlar onu kendi şeylerine göre anladılar, aktardılar. Eflatun'da Allah fikri var, Sokrat'ta da var, Aristo'da var. Ama bunlar kendilerine göre onların duyduklarını bize yanlış aktarmış olabilirler. Biz Kur'an-ı Kerim'de olanlara inanacağız, oradakilere tabi olacağız. Ötekileri de tabii akıl süzgesinden geçirerek doğru bildirilenleri söyleyeceğiz, yanlışları doğru diyeceğiz. Şimdi insanlar böyle Kur'an-ı Kerim hakkında, Allah'ın zatı hakkında, sıfatları hakkında, peygamber hakkında, evet, peygamber öyle güzel şeyler yapmış ki insanın normal olarak ben şu duvarın arkasını göremem. Sen de göremezsin. Ama peygamber demiş ki görüyor. Peygamberin yoluna gidenler de görüyor. Mesela yarın şöyle olacak diyor peygamber. Allah bildiriyor ona. Normalde bunları Allah bilir. İnsanlar normalde bilemez. Ha şimdi böyle durumlarda düşünüyorlar. Bu Hristiyanların dediği gibi bu norm insan değil, bu beşer değil diyenler var. Peygamber'e böyle söylen. Hazreti Ali'ye de şimdi Tanrı diyenler var. Bir keresinde ata binmiş. Çok sevilen insan. Sevilmez mi Hazreti Ali? Ama sevgide de bir duracağın yer var ya. İşte böyle kerametleri var mübareğin. Çok güzel adam. İşte bu kerametleri büyütmüş adam. Öyle adamlar var. Namazımızı Ali kıldı diyorlar. Hiç namaz kılmıyorlar. Allah Kur'an'da namaz kılmak herkesin boynu borcu deyip dururken. Öyle diyenler var. Hazreti Ali aşırılıkta. O hepsini kıldı ödedi diyorlar. Ne oruç ne zekat ne hiçbir şey yok. Ata binmiş gelmiş. Entehu demiş ona. Birisi. Entehu sen osun. Ve men huve. Atından Hazreti Ali buyurmuş ki. Hu dedin kim o? Entallah. Sen Allah'sın demiş herif. Atın bunu ateşe demiş. Kızılmaz mı ya? Bu iyice zırva ya. Hazreti Ali Allah diyor herif. Atın bunu ateşe. Herif cayır cayır yanıyor. Beni doğruluyorsun demiş. Kur'an'da çünkü günahkarlar Allah yakacağım dedi. Sen Allah olduğun için beni yakıyorsun. Hala daha dönmüyor. İşte böyle saplantınla oldun mu çözemezsin işi. Evet, duygularından dolayı bak. Hazreti Ali'yi çok seveceğim derken onda gördüğü güzellikleri büyütmüş büyütmüş. Sen osun Allah'sın demiş. Ateşte yakarken bile kendine şey diyor. Şimdi de hala var. Hala ya bu adam hain diyorsun. Yok ya siz anlamıyorsunuz diyor. Dünyayı Müslüman edecek onun için böyle hala kafası şartlanmış. Düşünemiyor. Aha. Onun için sistemi bozmayacaksın. Evet. Bu sistemle Kur'an'a işte şimdi onu anlatacak efendimiz hadis. Kur'an'a dayanacaksın. Anlayamadım. Çünkü Kur'an Allah'ça. Anlayamazsın. Onu anlayacak olan benim gibi doğmuş, büyümüş çoluk çocuksa Muhammed Mustafa. Ona bakacağım. Onu da bütün detayları söylememiş. 63 yaşında vefat etmiş. 40 yaşında peygamber olmuş. 23 sene peygamberlik yapmış. Hepsini genel esasları söylemiş. Detaylar yok. Nereden anlayacaksın? Ha, bunu bilene soracaksın. Aha, böyle bir sistem bu arkadaş. Böyle gitmezsen işte Hazreti İsa Allah diyen olduğu gibi, Hazreti Ali Allah diyen olduğu gibi sapıtır gidersin. Şimdi ne diyor peygamberimiz? Teftariku ümmeti ala nif ve seb'ine fırka. Ümmetim 70 küsür fırkaya bölünecek. Evet, bir başka hadiste teftariku ümmeti ala selas ve seb'ine mille. Küllüm fin nar illa mille vahide. Evet. 73 fırkaya bölünecek benim ümmetim. 73 fırkaya. Cenab-ı Hak ona bildirmiş. Hazreti Hüseyin de Kerbela'da şehit olacağını haber vermiş. Allah ona. Cebrail aleyhisselam söylemiş. Raftaki demiş şu tas, toprak tas şey oldu mu, kan taştı mı, senin bu Hüseyin'i sevdiğin çok kucağında öpüyor, kokuyor. Bu oğlun Hüseyin'i
Kerbela denilen yerde senin kavmin öldürecekler. Efendimiz çok seviyor. Benim oğlum kötü bir adam değil ki, niye öldürsünler? Öyle de olsa böyle demiş Cebrail aleyhisselam. Bunu da Ümmü Seleme anamız duymuş, hanımı dışarıda. Evet, Efendimiz irtihal buyurduktan sonra taşmış, kan taşmış, başlamış ağlamaya Ümmü Seleme anamız. O lafı duydu ya. Resulullah'ın aklına geldi demiş, aşkına dayanamıyor mu? Yok demiş, ondan değil. Benim Hüseyin'imi öldürdüler. Böyle demişti Efendimiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle demişti, buyurmuştu. Taştı demiş, çömlek taştı. Hakikaten bir bakıyorlar, aynı anda, ağladığı anda Kerbela'da şehit ediyorlar Hazreti Hüseyin'i. Peygamberimiz böyle Allah bildiriyor, bildiriyor. Haberleri oluyor ama evet, normalde Allah bilir. Allah bildirir. Peygamber bildirmiş. Ona yakın olanlara da keramet diyoruz onlara. Olabilir. Biz buna inanıyoruz. Bu konuda da Kur'an'a bakacağız. Kur'an'da bulamazsak Muhammed Mustafa'ya sünnet derler buna. Ona bakacağız. Onda bulamazsak sahabine ne demiş? Ona bakacağız. Onda bulamazsak Ebu Hanife ne dedi? Bilene soracağız. Allah'ın emri böyle. Sistem bu. İşte bunlara şey etmezseniz İslam aleminde 73 fırkaya bölünecek diyor. Peygamberimiz görmüş bunu. 73 fırkaya bölünecek. Evet. Hepsi ateştedir. Bir tanesi hariç. Bir tanesi hariç. Galu men hiye ya Resulallah. O bir tane ümmet dediğin grup, kurtulacak olan kim o? Ya Resulallah. Kale ma ana aleyhi ve ashabi. Benim üzerinde olduğum yolda gidenler, sahabemin yolunda gidenler kurtulacak olan. İşte bu ehli sünnet vel cemaat buna denir. Ehli sünnet peygamberin sünnetine bakanlar. Cemaat de sahabiler. Onun yolundan gidenler kurtulacak. Onun dışında olanların hepsi cehennemde. Mesela Mutezile, Kaderiye, Cebriye. Hep bunlar Müslümanız diyorlar. Dönüp kıbleye namaz kılıyorlar. Biz de kıbleye dönüp namaz kılan gavur diyemeyiz. Ama sapıksın lan deme görevimiz. Mesela Cebriye diyor ki, iman ettin mi? Günahlar zarar vermez adama. La ilahe illallah Muhammed Resulü kelimesiyle yaşadın, öldün mü? Günah önemli değil. Hepsine bedel. E o zaman peygamber niye gönderdi? Şunu, buna niye haram kıldı? Şu helal bu haram, bu haramı yapmayın diye niye söyledi lan? Zarar vermeyecekse saçma değil mi? Kaderiye diyor ki, Allah büyük. Benim bu elimi oynattığımla mı uğraşacak ya? Allah Allah. O büyük şeylerle uğraşır. Bu hareketi ben yaratırım. Elimi oynatıyorum, konuşuyorum. Adım atıyorum, yatıyorum, kalkıyorum, yiyorum, içiyorum. Bunları ben yaratırım, ben yaratırım diyor. Kaderiye de bu. Ulan sen nasıl yaratacaksın ulan? Yaradan Allah. Sana o gücü veriyor. Bak sana sistem kurmuş. Beyin vermiş, el vermiş falan. Bir sistemi kurmuş. Sen istiyorsun, Allah yaratıyor. İş yapma kabiliyeti Allah veriyor sana. Aynadan bir anda çaput gibi oluyor değil mi? Elini kaldıramıyor. Böyle bakıyor. Aval aval. Bağırıyorsun çağırıyorsun. Böyle bakıyor. Ha. Allah izin vermediğin bu işler olmuyor arkadaş. Allah yaratıyor. O sana izin vermezse konuşamayın, yürüyemeyin. Ehl-i sünnet bu. O diyor yok yahu diyor. Allah öyle basit şeylerle mi uğraşacak yahu diyor. Kaderiye işte böyle sapık mezheplere bölünmüşler. Bunlar hariciler var. Bir vakit namaz kılmazsa adam kafir olur diyor. Halen var. O zaman Müslüman bulamayacağız ya biz. Evet. İnkar etmemek kaydıyla ne kadar günah işlerse işlesin inkar etmemek kaydıyla Allah suçumu affetsin. Mümindir. Hesabını verecek. Allah hakim mutlak o. Affeder, etmez, cezasını çektirir, çekmez. Aynı dünyada olduğu gibi. Kanunların saydığı suçları işleyenlerin bir af kanunu çıkıyor. Hepsi dışarıda değil mi? La teşbih. Cenab-ı Hak salıverin diyor. Tamam bir şey demiyoruz. Hakim mutlak o. Bizim inancımız öyle. Ama
Allah'ın Kur'an diyor ki haram işleyenler hesabını verecek. Değil mi? Men ya'mel miskale zerratin hayran yara, men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar hayır işlersen karşını göreceğim, soracağım size. Zerre kadar hayır işlersen göreceğim. Evet, aynen böyle. Fümme letüs elünle yevmeyzin anin ne'im. Her nimetten vallahi billahi size hesaba çekeceğim. Kur'an'da ayet ya bu. Ellâkümün tekâsürü okuyunuz. Değil mi efendim? Zilzal suresini okuyunuz. Hep ayet bunlar. Ha, Cebriye yanlış. Kadere yanlış. Her şey Allah'tan. Hayır ve şer Allah'tan. Allah şerri de yaratıyor. Sen istediğin. Sen istiyorsun. Sen çünkü istediğin o yaratmazsan senin insanlığın kalmaz. İraden anlamı kalmaz. Akıl vermiş sana. Şu iyi şu kötü demiş. Seçme yeteneği olmazsa seni niye hesaba çeksin ki? Akıl vermiş, irade vermiş, seçme hakkı vermiş sana. Buna rağmen şu yanlış, şu iyi demiş olmana rağmen, aklına rağmen yanlışı seçersen suç senin. Sorgulamakta haklı. E sen bunu seçemezsen niye sana şimdi saman çöpünü veya kağıdı atıyorsun havaya, uçuyor. Rüzgar nereye götürürse oraya gidiyor. İradesi yok ki o kağıdın. İnsan böyle olabilir mi? İnsan böyle olabilir mi? Akıl vermiş, şu vermiş. Ha işte adam öyle diyor Cebriye. Kaderiye öyle diyor. Yok canım, insanda iş yok diyor. Her şey olur mu lan? Evet, biz de diyoruz her şey Allah'tan. Ama sen istiyorsun. Sen istediğin için Allah'ın kanunu böyle yaratıyor. Onu sevmeyerek yaratıyor. Sen istediğin diye yaratıyor. Suçu sen istiyorsun. Sorumlu sensin. Hayır istiyorsun. Onu da yaratan Allah. Ama onu memnun olarak yaratıyor. Ehl-i Sünnet'in görüşü bu. 73 fırkıya bölünecek. En kurtulan sadece bir tanesi var. Kurtulan, diğerleri cehennemde. O da benim ve ashabım üzerinde olan yol. Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Evet, yine buna ne denir? Tüd'a Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Peygamberin sünnetini esas alan sahabilerin ittifak ettikleri şeylerin yolundan giden fırka ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat işte o. Onlar kurtulur. Evet. Bu da arkadaş iddia ile olmaz. La yekunu bid da'va bel bit tatbik. Bit tatbil kavl vel fiil. Evet, bu da konuşmayla olmaz. Buna uyduğunu göstereceksin. Buna uyduğunu göstereceksin. Peygamberin sünnetini tatbik edeceksin arkadaş. Her sahada. Şimdi yine başlıyor millet. Sünneti önemsemiyor. İlahiyat profesörü. Kur'an yeter bize kardeşim. Hadisi önemli değil. Evet, bu söz küfürdür arkadaşlar. Allah'ın Resulü'nün sözüne, hadisine, sünnetine uyun diye emir var Kur'an'da. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Muhammed Mustafa bir şey yaptı mı alın. Hayır dedi mi yapmayın. Allah'ın emri lan bu. Peygamberin yaptığına sünnet denir. Sünnet önemsiz dedin, bu ayette çatışırsın. Böyle söylüyor. Her şey Kur'an'da var kardeşim. Hadis önemli değil ki. Küfürdür bu. Ayetin ayet var ya. Atiullah ve atiurrasul. Allah'a ve Resulullah Muhammed ve annem var. Yani tahsili olmuyor. Ümmi peygamber. Kur'an'da geçiyor. Tahsil yok. Orta, lise hiçbiri yok. Ümmi peygambere uyun diyor Allah. Emrini tutun. Sen önemli değil dedin mi bu ayetlerle çatışırsın. Küfre girersin arkadaş. Evet. Önemsiz demek hadise, hangi hadis olsa olsun. Çok tehlikelidir. Efendim işte kimse ayırıyor. Bir namazın sünnetleri var. Bir de adet kabullen sünnetler var. Mesela şu sakal. Bu diyorlar insanlık icabı, adet kabulünden şeylerdir. Öyle diyenler de var. Peygamberin her yaptığında sünnet denir arkadaş. İster namazda olsun, ister Kur'an okurken olsun, ister kurban keserken olsun, hac ederken olsun, her yaptığını sünnet denir arkadaş. Bunu da peygamber yapmış mı? Bir tane adam gelsin, peygamber sakalını kazıdı diyen bir tane adam gelsin, ayağının altını öpmeye hazırım huzurumuzda.
Bulamazlar, yok. Hiç kesmemiş. Ondan dolayı Molla Hüsrev diyor ki sakal bırakmak farzdır diyor. Çok keskin hoca. Ama Fatih gibi bir adamın hocası. Fatih kendi hoca zaten. Yaban atılacak söz değil arkadaş. Öyle bir alim. Onun kitabını okuyoruz işte burada. Hadi bir cümlesini yaz sana. Hadi hadi. O Dürer'in bir cümlesini yaz ey profesör. Bir cümlesini yaz. Elini öpeyim seni gülen. Asırlardır medreselerde yüksek tahsilde ders kitabı okunmuş. Ne alimler ona inanmış. O da öyle diyor. Peygamberin hep yaptığı, hiç yapmadığı, kesmediği şey farzdır diyor. Biz diyoruz bu onun görüşüdür. Kurtarmaya çalışıyoruz. Sakalsızları, bıyıksızları. Evet. Hocalar sakalsız, bıyıksız kardeşim. Gidiyoruz ne sakal ne bıyık var hocalarda. Size bir söz söyleme hakkımız yok. Hocalarda var bıyıksızlık, sakalsızlık. Vaizi, müftüsü sakalsız, bıyıksız. İmamı sakalsız, bıyıksız. Ya bu makam Muhammed Mustafa'nın mihrabıdır beyefendi. İlk imam o değil miydi? Müslümanlar çoğalınca vekalet verdi. Onun makamının yerinde kılıyorsun sen. O bıyıksız mıydı lan? Sakalsız mıydı? E sen ona uymazsan ne hakla peygamberin yerini tutuyorum diyeceksin ya sen? Ne hakla söylüyorsun? Ne kadar karıştı yani işte. Sünnete uymak. Ehli sünnetin esasıdır, prensibidir. Basit sünnet, kuvvetli sünnet bırak ne olursa olsun. Peygamberin sünnetine uymak ehli sünnetin prensibidir. Sağ eline yiyeceksin arkadaş. Sol eline haram mı? Ulan ben haram demedim. Ama peygamber sağınıza yiyin diyor. Sağınıza için diyor. Sağınıza yatın, sağınıza kalkın. Sağınıza merhaba deyin diyor. Sağ iş göremeyeceği zaman solu yardımcı verin diyor. Şimdi bakıyorsun herif solunda izliyor profesörü, müftüsü. Böyle şey olur mu ya? Saçmalık olur mu? Peygamberin en basit zannettiğin sünnetine bile uyarsanız dikkat edin. Peygambere uyun. Emri var ya Kur'an'da. Peygamberin sünneti diye uydunuz mu? Her zaman söylüyorum. Her şeyde, mubah şeyde sağı tercih edin. Peygamberin sözüdür bu. Teyemenu fi kulli şey. Her şeyde peygamberin sözünü tutun, sağı tercih edin. Şu saati sola takmak günah değil. Ama peygamber ne diyor? Her şeyde sağı tercih edin. Saati bile peygamber böyle dedi diye bu niyetle takarsanız ibadet olur. Niyetiniz bu olduğu için. Sakalı da siz peygamber hiç sakalını kesmemiş diye bırakırsanız ibadet olur arkadaş. Bıyığı da peygamber hiç bıyıksız olmamış dediğin zaman o maksatla yaparsanız ibadet olur. Peygamber uyma niyeti, Allah'ın emri. Küçümseyemezsiniz, basit diyemezsiniz. Şimdi bunlar hiç anlatılmıyor. Farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın diyor peygamber. Buhari hadisidir. Ben bakıyorum ne hacısı ne hocası farz kıldığı yerde sünnetleri de bitiriyor. Bu günah değil. Ama peygamberin bir sözü var. Farz kıldığınız yerde sünneti kılmayın diyor. Ayırın onu diyor. Neden diyor? Benim emrim başka, Allah'ın emri başka. Allah peygamberin sözüne uyun diyor ama benim sözüm, işim başka, Allah'ın emri başka. Bunu gösterin diyor, şeklinde gösterin diyor farklı olduğunu. Sen farz kıldığın yerde namazdan sonra yanındaki sünneti başka yere geçersen, peygamber böyle yap dedi diye yaparsan ibadet olur bu. Peygambere uyma niyetinden dolayı. Basit bir şey ya bu. Basit bir şey. Her şey peygambere uyma niyetiyle oldu mu ibadet olur. Şimdi maalesef çok önemli bu. Ehl-i sünnet ve cemaatin prensibidir. Sünnete uymak yoludur ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet bak. Sünnete uyanların yolu demek. Basit şeylerde bile. Basit olur mu lan peygamberin yaptığı şey? Peygamber lüzumsuz iş yapar mı? Evet. Öyle diyor Allah. O palavra sıkmaz. İşkembeden konuşmaz. İn hüve illa vahyun yuha. Bizim kontrolümüzde, terbiyemizde büyüttük biz onu.
inneke bi'ayunina. Gözümüzün önünde kontrolündasın sen Habibim. Kur'an'da ayet bunlar. Elmalı Hoca'nın resmi tefsirini okuyunuz. Febecetike dallen ve hede. Febecetike ailen fe avne. Kayboldun da çölde biz seni buldurmadık mı? Çocukken kayboldu peygamberimiz. Buldurmadık mı diyor. Sen züğürt anası babası olmayan bir yetim çocuk değil miydin? Ama şimdi dünyaları veriyoruz almıyorsun. Bana seni gerek seni diyorsun. Biz seni zengin yapmadık mı böyle? Kur'an'da var bunlar. Evet, peygamberin her yaptığını önüne kalın diye Allah söylüyor. Sen diyorsun ki onlar önemli değil. O da Kur'an böyle diyor. Ehl-i sünnet yolu budur. Kafaları karıştırıyorlar. Evet. Şimdi batı taklitçiliğinden saat sola takılırmış. Solla yenirmiş. Kaşık sağa alınırmış. Çatal sola alınırmış. Onlar batılıların. Benim örneğim Muhammed Mustafa. Batı değil arkadaş. Bu tanzimat ondan sonra böyle bu hastalık bize bulaştı. Ama daha evvel mesela şu üstüne durum mihrap. Hep söylüyorum. Evet. Şu mihrap peygamber sünnetine aykırı arkadaşlar. Bakın yüksek sizden. Bir karış yok ama tahta koymuşlar buraya. Sonradan koymuş bu. Mimar Sinan koymamış. Selimiye'de de yok, burada da yok. Mimar Sinan böyle yapmadı, o biliyordu çünkü. Evliya adamdı. Ama sonra bizim hocalar, cemaat bizi görsün. Ola görüp de ne yapacaksınız? Daha orada müezzin yukarıda oturuyor zaten. Sen selam verince Allah Resulü'nün salavat diyoruz. Senin görmene ne gerek var? Ulema diyor ki niye peygamber yüksekte cemaat imam olmadı? Halbuki insanlar ona sıkılarsa örnek alacaklar. Din yeni oluşuyor. Yaptığı sünnet ya. Haçta mesela devenin üstünde gelmiş gibiymiş Arafa'da. Görsünler hareketimi diye. O kadar kişi hoparlörü yok, nasıl duyuracak? Ama namazda hiç yükseğe çıkmamış. Müminler de aynı seviyede kılmış. Rastgele olamaz bu. Peygamberin hayatı diyor bizim kontrolümüzde, rastgele yok diyor Allah. Evet, ama beni görsünler diye hocalar sandık koyuyorlar işte. Bak buraya da koymuş. Söylüyoruz. Ben diyor yeni şey getiremem diyor. Böyle alışmış millet. Ya sünnet var diyoruz. Fıkıh kitabında var ya. Fıkıh kitabında var ya şunun mekruh olduğu. Sözünüzü geçiremiyor, dinlemiyor hocalar. İmam Serahsi'nin cemaat nafile bahsini, cemaat imamet cemaat bahsini bakabilirsiniz. İmamın yüksek yerde durması peygamberin sünnetine aykırıdır. Bir seferde kumandan yüksek yere çıkmış. Ordu beni görsün diye. Selman Farisi tutmuş, çıkmış aşağıya öfkeyle. Demiş sen demiş peygamberin hiç sandık üstünde imam olduğunu gördün mü? Zaten onu hatırlamasam iki tane çakacaktım sonra demiş. Çünkü öfkeyle çektin beni. Kumandan ya bir tane vuracaktım. O aklıma geldi. Onun için sana vurmadım demiş. Bakın böyle öfkeyle çekmiş aşağıya. Basit bir iş değil yani. Rastgele bir iş değil. Ondan sonra dikkat edin. Selman Farisi şimdi başka yerde, bir başka yerde şey ederken gene o da bu defa yukarıda bir başkası onu çekmiş. Tamam demiş, ben de çekmiştim. Sıra bana geldi. Evet, böyle İmam Serasi kitabında yazıyor. Bu bir sünnettir diyor. Sünnete aykırı bir şey bu. Neden? İmam cemaatten biridir. İslam'da imamlık sınıfı yoktur. Ama Hristiyanlıkta var. Ruhaniyet sınıfı var. Ruhaniler sınıfı var. Sıradan vatandaş onların meclisine giremez. Dua ederken onlardan geçersin Allah'a. Biz de öyle değil. Ya Rabbi dedin mi Muhammed Mustafa da yok arada, imam da yok, hoca da yok. Direkt Allah'a konuşuyorsun. Arkadaş onlar da öyle değil. Önce papaya, sonra papaza, sonra papaya, sonra İsa'ya, sonra Muhammed. Yok yok yok. İslam'da bu yok. Aha bunu yaparsanız onların absiti var. Onun mevkisine kimse giremez kilisede. Ona benzettiğin için de ayrıca önemi var. Peygamber de zaten yukarıda kılmamış. Söylüyoruz, ben değiştiremem diyor. Cemaat da zaten bizim hatırımızı değiştiriyor. Ben kayboldum, bir daha yapıyorlar. Ola bunun sanki farzmış gibi şimdi. Küçücük camilerde sandık koyuyorlar altına. Şunun yeri yok mihrabın. Aşağıda olacak sandık. Bu
Buna bir şey demiyorum da şunun yeri yok. Ama sünnet önemsiz diyor profesör. O zaman sakal da önemsiz oluyor. Çünkü kendinin sakalı yok. Bıyık da sonra örümsüz oluyor. Peygamberin yaşadığı sünnet, din kalmayacak. Acayip bir din ortaya çıkacak yarın. Halbuki el sünnet vel cemaatta Kur'an, peygamberin sünneti, sahabenin yolu esastır. Onu söyle diyor. 73 fırkaya bölünecek. Bir bunlar kurtulacak. Ötekiler de Allah yok demediği için onlara da ile cehenneme zümara değmiyoruz kardeşimiz. Ama yanlış yoldasınız arkadaş. Yanlış yoldasınız. Yol bu yol diyor. Bak ehli sünnet vel cemaat yoludur. Gelin sünnet yoluna. Önemi küçüğü büyüğü yok bu ya. Sünnet sünnettir. Zaten şimdi gelecek bak. Küçük şeyleri, yanlış küçük şeyleri yapmaktan çekinirler. Niye? Söyledik ya. Daha büyüğünü yapmaya alışırlar diye. Söyledi ya şimdi biraz evvel okuduk hadisi. Sünnet önemli değil de yapmamaya başlarsan yarın farzı da yapmazsın lan. Sen. Allah büyük ya, Allah affeder. Biz küçük mü diyoruz ya? Bayramda bayrama geliyor, Allah büyük diyor, benim kalbim temiz. Biz kötü mü diyoruz, senin kalbin kirli mi diyoruz? Ama bunlar kitaplara göre yanlış şeyler. Bu camileri yapanların yolu ehl-i sünnet yoluydu. Allah onları aziz etti. Dünyaya emir verdi, hazırlığı geçti herkes. Bir mektup yazıyor kanuni, emredersiniz diyor. Şimdi var mı lan senin sözünü dinleyen? Var mı? O almak diyor, hazırlığı geçiyordu herkes, korkuyordu. O izzeti ona veren Allah. Çünkü bu camiyi yaptı. Senin rızan kazanmak için ve peygamberin sünnetini işledi. 76 yaşında harbe çıktı. Şimdi senin oğlun üniversitede bitirmiyor fakülteyi, askerden kurtulayım diye. Senin kanuni dünyanın kudretli kanunisi oldu. Adı kanuni. Peygamberin sünnetini bak, 76 yaşında harp meydanında öldü adam. Sen askerlikten kaçıyorsun lan. Senin sözünü kim dinler? Onu Allah aziz etti, izzet verdi. Ama sana vermez. Peygamberin sünnetinde uzak duran adam aziz olmaz. Arapların başına gelen uç bundandır. Hiç sünnet kılmıyorlar. Peygamber sünneti hiç önem vermiyorlar. İşte Suriye. İşte Mısır. İşte Irak. Hep Peygamber sünneti hiç önemi yok. Evet. Başlarına gelecek. Ortada. Bizim aziz milletimiz gene onlara göre genelde şimdi öyle bir hastalık var da ama gene bakın dünyayı dize getirdik. Bu son ihtilal teşebbüsünde sadece şu değil. Avrupa'sı, Amerika'sı, Rusya hepsi bir onun arkasında. Ama Cenab-ı Hak elimizden tuttu, kurtardı bizi. Neden? Benim sarhoşum bile düştüğü zaman Allah diye kalkıyor. İmanı var adamın yahu. Saygısı var adamın yahu. Saygısı var. Yapmasa bile saygısı var. Arap saygısı da yok. Kabe'ye ayağını uzatıyor. Ahoktu diyor, tükürüyor Kabe'ye. Benim hacım tükürmez lan Kabe'ye. Evet böyle eleştiriyorum ama Kabe'ye uzatıp yatmayız ya biz. Ama onlar hiç dinlemiyorlar. Buralardan gene en iyisi biziz de biz diyoruz ki kanuni gibi olalım, Yavuz gibi olalım. Değil mi? Yavuz. Gitmiş Mısır'ı fethedecek. Gelecek adam yolu belli. Öbür türlü Sina Çölü var. Oradan geçemez. Hiçbir ordu geçmemiş çarşıda tarihte. Susuzluktan ölmüşler hepsi. Çölü geçmeden su yok. O da insan. O yoldan gelecek. Ona göre de adam tedbir almış. Topu tüfeği hazırlamış. Öteki yorgun askeri var. Onun hazır askeri var. Yatmış Yavuz. Rüyasında Resulullah gelmiş. Evladım demiş. Askeri çölden geçir. Peygamberi seven adam. Oraya onun için gidiyor. Mukaddes emanetler almaya gidiyor. Ona sevgisinden dolayı. Peygamberin cübbesi sarığı,
sakalı burada, o getirdi. Onu öyle seviyor peygamberi. Onun için gidiyor. Peygamber onu sevmez mi? Ona inanmış. Şimdi hoca, o zaman hocalar da öyle. Efendim demişler, çölden gidersek susurluktan öleriz. Vurun bunun kellesini demiş. Kellesini uçurtmuş. Niye? Disiplini sağlamak için. Disiplini sağlayamaz, orada onun emrini tutmaz ki. Orada da bir şey var yani. Herkes bakmış ki pabuç bağlı. Çekti demişler çölden. Bir tane asker ölmeden çölü geçmişler. Öteki adam buraya bakıyor. Haberi yok, buradan kimse gelmiyor ya hiç. Arkadan varmış, kıpırdama lan demiş. Bir tane asker ölmeden hepsini teslim almış. Peygamber sözünü tutmuş, böyle olmuş. Ona bu izzeti veren peygamber sevgisi. Hocam, bu basit bir şey. Bunlardan ne bahsediyorsun? Sakal önemsiz deme hocam. Yapma hocam. Peygamberi sevdiğin sürece, peygamber sünnetini baş tacı yaptığın sürece, aha böyle olmuşsun, Yavuz olmuşsun, Kanuni olmuşsun, Fatih olmuşsun. Evet, ben diyor tarihte meşhur olmak için diyor İstanbul'u fethetmedim. Peygamberin diyor orayı kurtaran, keşfeden ne güzel asker kumandan dediği, buna layık olmak için geldim diyor. Peygamberin sevgisini kazanmak için. Bu sevgiyle devir açmış, devir kapamış. Sen de önemli değil hadis diyorsun, sünnet önemli değil. Ne kadar fark var görüyorsunuz değil mi? Evet, aziz olmanın yolu Muhammed Mustafa'nın sünnetlerini en basit gördüğün yerlerde bile yapmak. Her safhasın, hayatın. Bu da ehli sünnet vel cemaat yoludur. Bu şekilde aziz olunur, onlar kurtulacak diyor. Evet, şimdi hadisin devamına geliyorum efendim, bitireceğim. Şimdi böyle adamlar gelecek diyor. Adarruha ala ümmeti. Bunların en zararlısı, dikkat edin şimdi. Kavmun yakisunel umur bir ra'yihim. Kıyas yaparlar. Mantıklarına danışırlar. Peygamber zamanındaki şartlar başka kardeşim. Şimdi başka. Mantık yürütürler. Böyle yaparlar. Feyuhillunel harame ve yuhirrimunel helal. Haramı helal sayarlar. Haramı helal sayarlar. Helalı haram sayarlar. Ve ondan sonra da güm giderler. Kıyamet böyle kopar arkadaş. Sen bu güzel hocaların dediğini yap arkadaş. Böyle cami yap. Sıkıysa yapın bakayım böyle bir cami, hadi. Mevodir meydan. Bir tek adam yapmış bunu. Allah rızasını kazanmak için. Peygamberin sevgisini kazanayım diye at sırtında 76. sefere gitmiş adam. Senin gibi kılmalı o zaman üşeniyorsun gitmeye. O at sırtında, soğukta, sıcakta, 76 yaşında. Cihat uğruna o yolda ölmüş. Sen de askerden kaçıyorsun. Ne kadar fark var aranda ya. Hele sen cumhurbaşkanı falan olsan hiç gitmezsin öyle. Emredersin gidin de. O kendi gitmiş ya. Ya. Bir özel eleştiri yapalım. Kendimize gelelim. Hocalarım, siz de ona göre değerlendirme yapın. Evet, ümmetim 73 fırkıya bölünecek. Bir tanesi ehl-i sünnet ve cemaattir. En zararlısı ehl-i sünnet ve cemaat, Kur'an'ı, peygamberin sünnetini esas alanlardır. En zararlısı da kıyas yaparak, içtihat yaparak haramı helal, helalı haram. Hocam böyle diyor. Yani gelenlerden arz ediyorum. Hayal etmiyorum. Bir düğüne gitmişiz. Tabii düğün sahibi zengin. Paşanın şeyi var. Boğazın kenarında. Saad Halim Paşa konağın. Biz de gittik. Dostumuz. Gittik. Çıplak hanımefendi geldi. Sosyete mensubu. Hocam dedi, örtünmek şeydir değil mi dedi. Örttür değil mi? Ben dedi hacca gittim dedi. Namazda kılıyorum dedi. Örtünmek örf gereğidir değil mi? Hayır hanımefendi dedim. Allah'ın emridir, örf değil. Allah örtünün diyor hanımefendi dedi. Allah'ın emridir, örf değil. Şimdi bu hale gelmiş bak, neden? O da birisini dinlemiş, duymuş, kitabını okumuş. Aynen böyle efendi. Böyle sapıtan hocalar var şimdi.
Öyle adamla Allah'ın haramını helal. Benim kalbim temiz. Evet, her zaman söylüyorum. Hocalara da, başkanlara da söyledim. Eyüp Sultan'ı da ziyaret etmişiz. Çırılçıplak kadın. Göğüsleri meydanda, bilmem nesi meydanda. Fatih okuyor. Bu kadın Müslüman olmasa buraya gelmez. Müslüman olduğu belli. Ama şu halde Müslümanlıkla hiç uyuşmuyor. Kabahat kimin? Benim, hocanın. Bu kadına sen deseydin ki şu çıplaklık haramdır, bu kadın bu hale gelmezdi. Öğretmiyoruz ki. Kardeş olalım, temiz olalım birimiz. Hocam ya haramı bilmiyor, unuttu ya. Bu kadının suç benim arkadaş, hocanın. Camideki hoca bizlerin. Haramı helali öğretmiyoruz. Kur'an'da haram yahu, açık gezmek, kadın açık gezmesi haram. Açık söylüyor, resmi tefsire bakın yahu. Nur suresinin 32. ayetinde tefsirine bakın. 1936'da basılmış. Tarihi özellikle söylüyorum. Devlet bastırmış. Bakın bakalım ne diyor Allah'ın emrinde. Ama benim hocam önemi yok diyor ya. Kalbi temiz ya. Kötülük düşünüyor. Hemen diyor. Hem kötüye yoruyorsun diyor. Yok, Allah'ın emri varsa iyi niyet, kötü niyet diye seçilme yok. Allah'ın emri böyle. Hanım dedin, yüzü, eli, ayağı hariç diğerlerini örtecek. Allah öyle söylüyor, ben değil. Kur'an öyle söylüyor. Resmi tefsir böyle. Bira da haram, şarap da haram, rakı da haram, vodka da haram, viski de haram, sigara da haram. Sarhoş edenin azı da çoğu da haram diyor peygamber. Ben diyor kimsenin malını yemiyorum ki. Bir kadeh alıyorum diyor, neşemi buluyorum diyor. Kendini kendine hakem kesiyor, dikkat ediyor musunuz? Haramı helal, helal haram sayacak adamla gelecek diyor. Efendimiz bunları görmüş. Bu yıkım yoludur. Değersizlik yoludur. Kepazelik yoludur. Kanuni olmak istiyorsan Fatih, onlar gibi dikkat edin, ben her yerde söylüyorum. Anadolu Hisarı'na geçiniz. Oradan Rumeli Hisarı'na bakınız. O kalelerin burçlarını bile Muhammed yazdırmış Fatih. Senin sevgini gönlüme yazdığım gibi dağa taşa yazdım ya Resulallah. Muhammed'dir kalelerin burçları. Onun için Fatih oldu, devir açtı, devir kapadı. Sende var mı bu peygamber sevgisi? Hadis önemli değildir ya diyorsun. Böyle şeref olmaz, böyle izzet olmaz. İzzet peygamber efendimize bağlanmakta, sünnetini yapmakta. Çünkü ona sarılırsan Allah seviyor seni. Allah'ın eline tuttuğu adam da aziz olur. Yol budur. Ehl-i sünnet yolu da budur. Öyle diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama şimdi öyle olacak peygamberimiz. Evet. Bakınız. Hadis-i şerif okuyorum. Cevat Hoca söyle diyorsunuz. Benim sırtımdan koyun kesiyorsunuz. Ben aktarıcıyım. Son hadisi bu konuda okuyorum. La yu'minu ahadüküm, hiçbiriniz İman etmiş olmaz. Hatta yekûne hevâhu tebe'an limâ ci'tu bihi. Benim getirdiğime uymadığı sürece hevâhu hevesleri, benim getirdiğime uymadığı sürece iman etmiş olmazsınız. Şimdi bunu kamil mümin olmaz. Tamam, ben de öyle diyeyim. Çünkü la ilahe illallah diyen kardeşimdir. Ama peygamber ne diyor bakın, kamil mümin olmaz demiyor, iman etmiş olmaz diyor. Evet, zerre kadar imanı olan iyiliğini görecek ayeti var ya, onun için kamil mümin olmaz diye yorum yapıyorlar. Ama hadisin ifadesi, heva hevesini, isteklerini nedir ya? Yemek yemek bir istektir değil mi? Su içmek bir istektir. Sağ elinle ye sağ. Burada bile diyor benim getirdiğime uymazsanız mümin olamazsınız diyor ifade. Biz ona da kamil mümin olmaz diye yorum yapıyoruz. Hadis gayet nettir. Basit şeylerde bile, her şeye besmele, haram olmayan, mubah olan her şeye besmeleyle başlayacaksın. Arabanı bismillahla açacaksın. Bismillahla anahtarı çalıştıracaksın. Bismillahla harekete geçeceksin. Sefer duasını okuyacaksın, peygamberin sünneti. Kaza maza olmaz. Olursa kader gereği cennet doğru. Sorgusu cennet var. Öyle diyor.
Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Sefer duasıdır. Ayettir bu. Bunu okuduğun zaman kaza bela gelmez başına. Peygamber öyle söylüyor. Gelirse öleceksin, kadar değişmez. Sorgusu, sualsiz, doğru cennete gidersin diyor. Ama başlangıçta niye hatırladın? Peygamber'e uymayı hatırladın. Bak, işin her şeyi başı Muhammed Mustafa'ya uymakla başlıyor. Bu kadar basit ya. Her hareketinde, her işinde diyor bak, her işinde. Benim getirdiğime uymazsanız mümin olmazsınız. Yeme, içme, oturma, kalkma, camiye girme. Şimdi burada hoca söylüyor. İlk safı doldurun arkadaşlar. Bu onun sözü değil lan. Peygamber söylüyor. Etimmü sufuf, saffel mukaddem. Ön safı doldurun. Peygamber sözüdür. Ben burada giriyorum. Kaç senedir konuşuyorum. Lütfen cemaati müslümin ön safı doldurun. 5 saf yapıyor burada. Birinci saf boş. Bir Ömer getireceğiz. Bir de sopa. Adam olacaksın. Biz lütfenden anlamıyoruz ya. Her seferinde söylüyor hoca ya. Ula sen de bu camiye gelmişsin, ne güzel adamsın. Ula doldursana, peygamber sözü bu. İlk safı doldur. Küçük çocukları, sabi çocuk, mümeyyiz olmayan sabi çocukları, delilleri camiye getirmen diyor peygamberin sözü. Her getiriyorlar buraya, söylüyoruz. Camide koşuyor, bilmem ne, namaz, huzur muzur kalmıyor. Kulağı duyuyor. Zaten zayıf adamlarız. Çocuk sesi duyunca kafa gidiyor. Nerede huzur? Nerede Allah'la bütünleşme? Dünyayı unutma. Bu niye getiriyorsun? Yine de getiriyor. İşte Müslümanlığımız böyle. Efendimiz'e diyor ki her şeyiniz bana uymadıkça mümin olamazsınız ve aziz olamazsınız diyor. Ehl-i sünnet ve cemaat yolu budur. Bizi Allah bu itikattan, bu gidişten ayırmasın inşallah. Efendim, tabii İslam'da içtihat da var. İçtihat bu ayette detayı yok. Peygamber sünnetinde detayı yok. Sahabenin kavlinde detayı yok. O zaman ya, oluşmuş bir şey. Kıyamete kadar din baki, bunların genel prensiplerine uygun, genel prensiplerine, Kur'an'ın ruhuna, peygamberin sünnetinin ruhuna uygun müçtehit olan işte Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet, İmam Malik içtihat edecek. İçtihat edecek. Orada var. Fetva verecek yeni durumlara göre. Şimdi Araplar ne kadar gülüş durumda. Keseceğim efendim, uzattım ama sünnet çok zayıf Kabe'de, kimse kılmıyor. Tesbih bitat. Peygamber diyor, müezzin tuttu da tesbih çektirdi mi diyor bana. Çektirmedi hakikaten. Tesbih çekecek zamanı yok ki zaten. Hep cihatta, seferlerde bir ömrü öyle geçmiş. Öyle. Ama sözlü olarak ne diyor? Namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber 99 eder. Bir de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike dedi mi 100, deniz köpüğü kadar olsa günahlarını Allah siler diyor. Peygamberin hadisi bu. Evet. Şimdi bu bid'at diyor herif. Var mı diyor. Peygamberin sünneti ya fiilidir, ya sözlüdür, ya takriridir. Beyefendi, şimdi ben ona soruyorum. Şimdi peygamber zamanında tesbih yok diyor buna ya. Nerede kalıyorsun? Apartmanda. Buraya nasıl geldin? Mercedes'le. Evet. Nerede oturuyorsun lan? Klimanın altında. Şimdi hayvan. Peygamber apartmanda oturdu mu? Mercedes'e bindi mi? Klimanın altında oturdu mu? Çık lan! Yaya geleceksin, hadi bakayım. Ona yanaşmıyor. Peygamber zamanında olmayan şey, hani bid'attı ya. İşine gelen yerde bid'at olmuyor ama namazda tesbih çekmiyor, bid'at diyor. Güler misin, ağlar mısın? Bir Ömer getirip epey dayak atmak lazım da. İşte bizim aziz milletimiz elhamdülillah. Peygamber sünnetlerine onlardan daha çok bağlı.
camiye gelince sünnetleri kılıyorsunuz, tesbihler çekiyorsunuz. Son ihtilalde bile bunun hürmetine, evet ben böyle söylüyorum. Bu sünnetlere uygun aziz millet olduğumuz için Cenab-ı Hak dünyanın oyunu bozdu, başaramadılar. Bizi bozamadılar, yıkamadılar. Peygamberin sünnetine bağlanmak aziz olmaktır. Bunu kaybetmeyelim inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife birer elem neşrah leke besmele ile beraber. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilüssâlihâti ve tevâsav bilhaqqi ve tevâsav bissabr. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi dersimizi kabul eyle, okuduklarımızı kabul eyle, sevabını Peygamber Efendimiz, cümle peygamberler, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab ve Etbaların ervahı ve bir cümle ahirete mümin-i münat, hasreten Gümüşhane Ahmet Ziyaddin Hazretleri, üstazları, üstazlarımız, Mica Efendilerimiz, burada bulunan bizlerin ardı göçmüşlerimizin ervahını bağışladık vasıla ile. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı, ufardar ile imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, rızkımız helalından bol, akıbetimizi hayır ile ehl-i sünnet vel cemaatten bizi ayırma ya Rab. Subhane Rabbina Rabbil İzzet amma yasfun. Ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kimsin adam üstü, kimsin adam üstü. Kimsin adam üstü.